zaten. Sırf birileri takip etsin. Mesela Cihan Ünal. Yani birisi hakaret etmiş sakalına. Bugün gazetelerde haber. O kişi ya hakaret eden kişiyi mesela kimse biliyor. Ama böyle bir şeyi yaptığı için hepimiz duyduk. Herkes duydu. Basın duydu. Bir okuyayım mı size haberi? Ünal'dan sakala küfür şikayeti başlığıyla vermiş gazete. Sinema ve tiyatro oyuncusu Cihan Ünal internetteki bir sosyal paylaşım sitesinde sakalına küfür eden kişiye dava açtı. Ünal avukatı aracılığıyla savcılığa verdiği şikayet dilekçesinde OS'nin 27 Ocak'ta Twitter'dan Cihan Ünal sakallarına nokta nokta Grönland Merkez Camii söyledi. Toplum içinde itibarının zarar görmesine, manevi olarak üzülmesine ve incinmesine neden olan OS'nin Twitter ve Facebook'taki hesaplarının çıkışlarını da delil olarak sunan Ünal, bu kişinin hakkında hakaret suçundan ceza davası açılmasını istedi. OS'nin internet sitesindeki bilgilere göre İstanbul'da yaşadığı ve Yeşilköy'de özel bir hastanede çalıştığı da belirtildi. IP adresi de zaten tespit edilmiş. Allah'tan böyle tabii bir... Tabii burada fail tespit edilmiş. Genelde bu işi yapanlar, bu var. İşi bilenler tespit edilememesi için çeşitli yöntemler kullanılıyor. O halde özellikle Twitter'dan bu failleri tespit etmek çok zor. Ya çok... şunu ben hiç anlamıyorum. Yani neden sen bir oyuncu, bir dünya tatlısı bir adam sana ne yani? Niye sakalına kafayı takar? Böyle bir hakaret cümlesi yazarsın. Tuşan'ın nasıl can bir istemiş. Öfkeleri var? Yani öfke değil aslında bu biraz. Bu sadece dikkat çekmek bence. Bakın hani mesela bu çok... çocuk affedersin sözünüzü kesin ama yani şey demiştir. Şimdi ben Can Ünal'a hakaret ettim Twitter'da. Bak fotoğrafı çıktı işte. Tweet'i çıktı. Şeyi çıktı. Kaç sütun burası? Bunu... Şimdi aşağı yukarı 2,5-3 sütun gazetelerde. Hoşuna mı gitti ama ya dava açıldı. Ama bunun sonucunda ama... ceza alacak yani. Ceza alacak ya da almayacak. Onu bilmiyorum ama bütün gazetelerde bir şimdi bu haber yani. Bir anda ünlü oldu yani. Duyuldu. Burada konuşuyoruz şimdi. Bu çocuğun tweet'ini konuşuyoruz. Yani benim demek istediğim bu işte. Yani bir anda adını duyurabiliyorsun. Yani iyi ya da kötü bir şey yaparak Twitter'da bu çok kolay. Eskiden öyle mi? Kapılarda beklerdin, ulaşırdın, mektup atardın, geri gelirdin. Tabii yaz ki mektubu. Yani her şey yani. Hızlı artık. Çağ öyle bir çağa geldi ki gençler de bunu çok benimsediler. Gençler de her şey bir an önce olsun istiyorlar. Evet, evet. Ulaşabiliyorlar dediğin gibi yani. Bir de ilginç olan şöyle bir şey var. Sen orada hayatın anlamını yazsan, dünyanın en tatlı dizelerini, sözlerini yazsan... Cihan Ünal seni kahil alıp da ah ne güzel yazdın demez. Ama demesi lazım değil mi? Şöyle değil yani. Ne güzel yazdın değil de. Şimdi sen Twitter'a girdiysen burası büyük bir özgürlük platformu. Bunu daha biz içimize sindiremiyoruz. Twitter'ı anlamını da tam anlamında hakikaten pek çok insan bilmiyor. Yani Twitter'ın yeni bir çağın müthiş bir platformu olduğu, bir aracı olduğunu daha kimse bilmiyor. Benim yani bunu ceza meza diyoruz ya size onu da soracağım biraz sonra da. Yani ceza da yazılamaz diye düşünüyorum. Twitter'da ve takipçilere bakıyoruz, şikayetçilere bakıyoruz. IP diyorlar Amerika'da işte mahkemeler reddediyor davaları filan. Yani Cihan Ünal'ın da burada şu genişlikte olması gerekmiyor mu? Böyle bir özgürlük bu Twitter'a girdiyse böyle yani bir özgürlük platformunda. Yani bana her şeyi söyleyebilirsiniz mi diyecek oraya yani giren. Dünya oraya değil gidiyor, mi? Dünya oraya gidiyor. Bunu şu anda kabul edelim etmeyelim. Twitter'la benim görüşüm apayrı bir medya etiği oluşacak. Apayrı, siz ne diyorsunuz bu konuda? Yani bunu insan psikolojisi kabul edebilecek mi? Toplum psikolojisi? Çünkü oraya doğru gidiyoruz. Ama alışıyoruz da çok farkındayız yani. Bunları konuşuyoruz, tartışıyoruz, televizyonlarda çıkıyor. Yani kabul edemeyecek tabii ki ağır şeyler. Bunları yaşayanlar hasar görüyor mu? Görüyordur mutlaka. Ama hani bu yaygınlaşmaya devam ettiyse eğer yani böyle bir yüzde çıkıyorsa karşımıza demek ki kabul ediyoruz. Demek ki buna hani bir şekilde devamlılığını sağlayabiliyoruz ki hani böyle bir şeyle karşılaşabiliyoruz sonrasında. Bilal'in söylediği çok doğru aslında. Yani bir Twitter etiği bir başka bir dil oluşuyor bu arada ama nasıl toplumla konuşurken küfredeni, kavgacıyı, işte haksızlık edeni sevmezsek Twitter'da da kendi içinde işte insanlar birbirini bloklayarak dava da açarak aslında bir ders veriyorlar ve örnek oluyorlar. Bunun ben kötü olduğunu düşünmüyorum. Dava açsınlar ki ceza alsınlar ki orada hakaret eden insanlar olmasın. Evet. Yani eskiden mesela bizimle ilgili diyelim ki bana birisi hakaret ediyordu benim arkamda. Ben duymuyordum. Bir kişi duyuyordu, iki kişi duyuyordu. Benim kulağıma dolaylı olarak geliyordu ya da gelmiyordu. Ben ona dava açıyordum ya da açmıyordum. Ama şimdi Twitter'da 1000 kişi birden benim burada yaptığım, söylediğim bir sözden dolayı bana hakaret ediyorsa ya da başka bir yerde söylediğim bir sözden dolayı 1000 kişi birden bana hakaret ediyor. Ve o kaydediliyor. İnternette kaydediliyor o hakaret. Evet. Benimle ilgili hakaret. Şimdi ben o 1000 kişiye birden dava mı açacağım tek tek? Arşivleniyor. Ve o 1000 kişiye birden